Usul açısından siz daha bize hiçbir şey sormadan ve açılış yapmadan toplantıya başlamadan görüntü toplantı alıp çıkın diyorsunuz. Evet, aynen. Bu usulde yok böyle bir şey. Siz neyi gizliyorsunuz? Dokunulmazlık dosyasını getirdiniz. Gergin başkanı basın mensupları isteyen gelsin. Basın mensupları lütfen dışarı alalım arkadaşlar. Bu keyfi bir tutum, evet, bir hukuk dışı bir tutum. Görsel olarak alabilirler Sayın Başkan. Alsınlar, şu anda alıyorlar. Tamam, hayır, bizim sözlerimizi de alsınlar. Tek taraflı yayın yapıyorsunuz 2 aydır. Olmaz mı öyle bir şey? Savunmanın sözü basın var ya. Basın mensupları ve danışmanları hepsi dışarı alıyorlar. Bu sansürün başka bir şeklidir. Siz sansür uyguluyorsunuz. Böyle bir usul yok. Basın mensupları istediği takdirde izleyebilir. Yok tabii. Bu yoksa ben buna cevap veririm. Ben grup başkanı değilim. Ne münasebet? Ben de grup başkanı. Ne demek pislik? Pislik ne demek pislik? Hayır. Ne sözünüzü? Basın mensupları. Basın mensupları lütfen basın mensupları. Haydeyiz'in karma kurusundaki toplantısı hakkındaki rezil ilerleyen toplantı başlayamadı henüz. Çünkü komisyon başkanı ve divanı keyfi bir şekilde başta hiçbirimize sormadan, komisyon üyelerine sormadan basını dışarı davet etti. Bir kere bu usule, hukuka ve yerleşik tabirlere aykırı bir durumdur. 2 aydır Saliha Aydeniz vekilimiz hakkında bütün basın yayın organlarında ve özellikle yandaş medyada dosyanın gizli olmasına rağmen çok geniş bir şekilde servis yapılıyor. Dosyanın bütün ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılıyor. Ama bugün burada komisyon başkanı dosyanın gizli olduğu gerekçesiyle biz bunu kapatıyoruz diyor. Bir kere bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bile hukukun bittiğinin resmidir. İddialar dinlenecek, hem de yalan, asılsız, keyfi, tek taraflı iddialar basına servis edilecek. Ama burada savunmanın sözü kamuoyundan gizlenecek. İşte AKP, MHP iktidarının bize dayattığı hukuksuzluğun, totaliter rejimin son resimlerinden bir tanesini daha görüyoruz. Daha komisyon bize 26 Kasım'da toplantı olacağını tebliğ etmeden basın yayın organlarında manşetlerde Temmuz'da toplantının yapılacağını duyurdu. Bu da bu kararın ne komisyonda, ne mecliste, ne milletvekilleri arasında verilmediğini, başka yerlerde, başka masalarda bu kararın verildiğini aslında ilan etmiş oldu. Bu nedenle basının dışarı çıkarılması kesinlikle keyfiyettir. Faşizmin bir görüntüsüdür, bir başka bir resmidir. Ve biz iddiaların bu kadar servis edildiği bir ortamda savunmanın kamuoyundan gizlenmesinin büyük korkuları olduğunu, bundan korktuklarını gayet iyi biliyoruz. Şimdi de danışman arkadaşların dışarı çıkması yönünde garip bir tartışma başlatıldı. Komisyon iç tüzüğe aykırı işlem yapıyor ve biz bugün burada iç tüzük hükümlerinin uygulanması için sonuna kadar mücadele edeceğiz.